Sen de ister. Bugünkü konumuz ahlak. Ahlakın temel problemlerinden başlayalım. Ahlak felsefesinin konusu nedir? Ahlak felsefesinin konusu insanların yaptığı davranışların kendince yani vicdani olarak ahlaklı olup olmadığını düşünüyor aslında. İnsan ahlaki eylemlerde bulunurken özgür müdür? Evrensel ahlak yasası var mıdır? Bunun cevaplarını birazdan vereceğiz. İnsan doğası gereği iyi midir, bencil midir? Vicdan doğuştan mıdır? Gibi sorular var. Eylemlerde ahlak ve vicdan ters düşer mi? Bencillik kötü bir eylem midir? Temel kavramlardan bahsedecek olursak vicdan, kültür, ahlak, iyi, kötü, ahlaki emirler, evrensel ahlak yasasının varlığını reddedenler, olanlar, ortada olanlar. Ahlak felsefesinin temel kavramları iyi. Genel olarak insanın insan olma değerlerini yaşadığı topluma yararlı ve değerli olması iyi bir davranış. Kötü, yapılması uygun olmayan şeyler, ahlaka ve vicdana ters düşen şeyler. Özgürlük kişinin kendi iradesiyle seçim yapabilme arzusu. Mesela oy kullanırken gerçekten özgür müyüz? Sorumluluk, kişinin kendi eylemlerine yetkilediği şeyler. Yani yetkisi altında olanlar. Vicdan, insanın dinen, insanın içinde olan, kötü yaptığı zaman vicdan azabı çekilen, iyi yaptığı zaman da vicdanın rahatladığı bir eylem. Ve ahlak denilince akla gelen şey Kant'ın ödev ahlakı. Kant diyor ki, ben bir insanım ve ahlaklı olmak benim ödevimdir diyor. Olması gereken şeyi söylüyor. Ve bir bakkal örneği veriyor. Farklı müşterilere farklı fiyat vermesi dürüstlüğe aykırı bir şey. Emre bana geliyor, çikolata 3 lira. Ben Emre diyorum ki 5 lira. Mustafa geliyor, diyor ki 6 lira diyorum ona da. Bu dürüstlük yasasına aykırı bir şey. Özellikle Kant'ın ödev ahlakında Kant ahlak zorunludur diyor. Olması gereken bir şey. Ama şimdi ben kimine göre daha ucuz, kimine göre pahalı şeyi zengine mesela diyelim ki 5 liralık ürünü 6 liraya satarsam kendim kâr ediyorum. Mesela Mustafa bana geliyor. Yani parası olmayan bir insan bana geliyor. Ben ama onun parası olmadığını biliyorum ve çikolatayı 5 liralık bir ürünü Mustafa'ya 3 liradan veriyorum çünkü parası yok. Bu yüzden de bu aslında kendi işimde vicdani olarak da ahlaklı bir durum oluyor. Ama kimine göre ahlaklı olmayabilir. Sonuçta bir ilke var ve bir ilkeyi çiğniyorsun. Ahlak yasası, kişinin nasıl davranacağını belirleyen kurallar sistemi. Ahlaki karar kişinin kendi özgür iradesiyle bilerek ve isteyerek ahlak yasasına uygun olarak verdiği kararlar. Ahlaki eylem kişinin bilinçli ve hür iradesiyle ahlak yasasına uygun olarak yapıp ettikleri. Dışarı çıkmanız da buna bir örnek olabilir. İnsan ahlaki eylemlerde bulunurken özgür müdür? İndeterminizmciler diyor ki insan özgürdür. Her şeyi yaparken özgürdür. Bu biraz da anarşizm gibi de olabilir. Determinizm özgür değiliz diyor. Kurallar bizi baskılıyor diyor ve bundan dolayı da hiçbir zaman özgür olamayız. Ve bu dinden de olabilir. Yani sadece ahlak değil, dini kurallar da bize özgür olmayı kısıtlayabilirler. Ola determinizm ise özgürüz ama sınırlı bir özgürlük var diyor. Bu biraz önce dediğim gibi anayasa da bizi özgürlüğümüzden mahrum bırakabilir hürriyetimizden veya dini kurallar da buna dahil. Şimdi evrensel ahlak yasası var mıdır? Vardır diyenler, yoktur diyenler, kendince vardır, kendince yoktur diyenler var. Hedonizm, ahlakın amacı hazdır. Yani haz aldığınız şeyler size bir amaç olarak gelir. Epikür ve Aristipos bunun baş çeken arkadaşlarımız. Epikür diyor ki ruhsal haz. Epikuros diyor ki, Epikür diyeyim ben buna. Epikür diyor ki ruhsal hazdır diyor. Yani ruhunun size verdiği hazlar ahlakidir ve evrensel ahlak yasasını reddediyor. Aristipos da diyor ki bedensel hazlar, duş almak da, yemek yemek de, bunların hepsi bir teker teker hedonizm, hazcılıktır. Size haz veren şeyler yeter diyor. Pragmatizm yani faydacılık diyor ki ahlakın amacı bireysel faydadır. Bireysel haz ama bunu unutmayalım. Bunun da dünyayı tanıtanlar William James ile John Dewey. Hatta William James'in direkt Pragmatizm diye kitabı var. Hatta Pragmatizm kitabının John Stuart Mill'e armağan ediyor. Şöyle bir başlığı var. Pragmatizm, açık fikirli, ilk kendisinden öğrendiğim, bugün hayatta olsaydı liderimiz olacağını düşünmekten keyif aldığım John Stuart Mill'in hatırasına kitabı ona bahşediyor. Egoizm var. O da diyor ki ahlakın kaynağı ben sevgisidir, bencillik. Thomas Hobbes'un, bu da Leviathan kitabında söylüyor. Anarşizm, mutluluk her çeşit baskının yokluğudur. Yani devlet olmazsa biz mutluyuz diyor. Devlet boş iş. Bu da Proton, Sirner galiba buna sokunuyor bilmiyorum. Bir de Bakunin var. Bakunin'in çok güzel bir sözü var. Yıkmak yaratmaktır. Devletleri yıkalım ki yeni şeyler yaratalım. Ya da bu kendi hayatınızdaki şeyler de olabilir aslında. Bir şeyi yıkarak yepyeni bir hayat yaratabilirsiniz. Nihilizm var. Bunun da babası Nietzsche. O da diyor ki ahlakın amacı üst insana ulaşmaktır. Bu biraz daha Hitler'in de bakıp ettiği adam. Yani Almanlar üstün ırktır dediği aslında Nietzsche'den biraz daha alıntı. O da böyle buyurdu Zerdüşt kitabında söylüyor. Existansiyelizm var. O da Jean-Paul Sartre'ın. O da diyor ki
Tek mutlak değer özgürlüktür. İnsan önce var olur, sonra özünü belirler. Sonrasında özgür olur. Hatta bu da Bulantı kitabında söylüyor. Bu tarz işte özgür olun bilmem ne falan filan. Şimdi evrensel ahlak yasasının varlığını kabul edenler. Evrensel ahlak yasasını subjektif özellikler belirler. Utilitarianizm yani faydacılık, pragmatizm gibi. Zaten biraz önce William James kitabında pragmatizmden bahsederken Milin Aziz Hatırası'na söylüyor. Burada ters düştükleri şey, birinde kendinizce özgür olabilirsiniz. William James'e diyor ki özgür direkt olamazsınız. Toplumsal bir ahlaktan bahsedemeyiz. Bunun da babaları Bentham ve Mill, yani John Stuart Mill. Sezgi ahlaklar, entüisyonizm. Onda da evrensel ahlak sezgiye dayanır. Sezgiyle ahlak davranışlarını belirlersiniz. İçinizi dinleyerek, yani vicdanınızı dinleyerek. O da Bergson. Bir de şimdi evrensel ahlak yasasını objektif özellikler belirlerken toplumsal özellikler belirler. Sokrates diyor ki bilgi en büyük erdemdir. Platon da iyi ideyasına uygun davranış ahlakidir. Bunu ben varlık felsefesinde değinmiştim. İyi ideyası, idea iki dünya. Eğer diğer dünyaya ahlak uygunsa bu dünyaya da uygundur. Spinoza da diyor ki doğa yasasına uygun davranış ahlakidir. Bu biraz daha Spinoza'nın doğa bilimine çok fazla eğilimi var ondan dolayı. Kant'a göre de iyi niyete dayanan davranış ahlakidir. Biraz önce en başta bahsettiğim ödev ahlakı. Zaten Saf Aklın eleştirisinin en başında diyor ki üzerimizdeki yıldızlı gök ve içimdeki ahlak yasası. Kant içindeki ahlak yasasına çok değiniyor. Bu arada alta yazalım. Objektifle subjektifi yazarız. Ben yanlış söylemiş olabilirim. Ama objektif değişmeyen, subjektif değişen. Başlıca etik biçimleri. Kes diye sana şey yapıyorum. Rahatlatıyorum. Sağ ol ya. Allah razı olsun. Meslek etiği, siyaset etiği, enformasyon etiği, çevre etiği ve biyoetik. Şimdi meslek etiği, herhangi bir mesleğin yapılmasında karşılanan ahlaki sorunların saptanması, bu sorunların çözümü için hangi uygulamaların getirilmesi gerektiğiyle uğraşan meslek etiği. Biraz daha doktorlarda bu daha çok öne çıkıyor meslek etiği. Ötenazi, diriltme yok, ömrü var aslında. Ötenazi bitkisel hayattaki bir hastanın ailesi tarafından öldürülmesi ama hastanın buna hiçbir evet veya hayır dememesi. Bu biraz ötenazi diriltme yok emri ya da şöyle bir şey var. Siz bir kağıt imzalıyorsunuz. Türkiye'de bu yasak ama Amerika'da bazı eyaletlerde yasal. Siz önceden bir kağıt yazıyorsunuz. Beni diriltmeyin, öldürün diye. İntihar ediyor ve diriltme yok emriyle doktor ne yaparsa yapsın diriltemez. Bu Türkiye'de yasak. İşte kime göre yasak sizce olmalı mı, olmamalı mı? Bu meslek etiğinin bir çerçevesinde olur. Siyaset etiği, yöneten ve yönetilen ilişkilerini düzenleyen kurallar ve yasalarla ilgilidir. Örneğin milletvekilinin görevini kötüye kullanmayarak milletvekili adına yöre yerine getirmesi şöyle. Siz milletvekilisiniz veya üst düzey kademedesiniz. Evet sonra? Ya ben böyle coğrafyadayım. Siz bir milletvekilisiniz ve bir arkadaşınızın oğlu atanmak istiyor. Atanmak için de ne yapması gerekiyor? Milletvekiline mesaj atıyor. İşte benim oğlumu kayırsana gibi. Bunu yapmaması bir siyaset etikte etik olan bir davranış. Bu siyaset etiğine giriyor. Yani başbakanın, cumhurbaşkanının ve milletvekillerinin görevleri dışında bir şeyleri kullanmaması gerekiyor bu siyaset etiği içinde. Enformasyon etiği, gazetecilik, haber veriliş şekli, doğruluk amacı gibi bir eylemler. Son dakika, İsa öldü mesela gazetecilik etiğine aykırı bir şey. Bunu bir gazete yapmıştı. Ben İsa Mesih yazmıştım. Şeyini araştıracaktım. Magdalalı Meryem'i araştıracaktım. Son dakika Magdalalı Meryem'le İsa yazmış. Hani kime son dakika? 2000 yıl öncesine göre son dakika haberi. Başlıkları yanlış atmak. İşte dikkat. Covid-19 ölümcül yazar. Ölümcülüğü azaldı. Clickbait yani. Aynen. Clickbait tamamen şey. Çevre etiği, çevreye verilen zararların önlenmesi, kaz dağlarının kesilmemesi gibi. Ülke ve dünya genelinde alınan ortak kararlar çevre felsefesiyle ilgilidir. Ağaçları kesmeyelim, çevreye zarar vermeyelim. Bu bir çevre etiğidir. Biyoetik, tıbbi çalışmaların yapılması sırasında karşılaşılan sorunların çözülmesine dayanacak normlardır, yani kurallar. Örneğin, kürtaj, hasta hakları, ötenazi ve insan hayvanlar gibi tıbbi deneyler ve gibi konular. Covid-19 aşılarının farelerde yapılması biyoetiğe aykırı bir şey. Ama ne yazık ki yapılmak zorunda. Bu videonun biraz kısa oldu. Yani bence kısa oldu. Videonun ikinci bir parti daha gelecek. Onda Kant'ın ödev ahlakına daha fazla yer vereceğim. Temel felsefe problemlerine, ahlak felsefesinin temel problemlerine daha çok eğileceğiz. Evet, ahlakın birinci kısmı bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olun, yorum yapın. Başka ne vardı? Beğenin. Ha, beğenin var. Telgraf var. Ha, telgraf, fax, mektup gibi şeyleri de yapmayı unutmayın. Mail var. Bunlar önemli. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ ol Selçuk.